Ben 47 seneden beri bu işi yapıyorum. Bugün bir iş yapmadık ki Tekirdağ'a bir şey vermedik. Daha güne kadar Tekirdağ'a çamur içindeydi. İki gün önce seçim vardı. Ülkede beka vardı, seçim vardı, şu vardı, bu vardı. Gel pazar yeri istiyoruz kapalı. Rahat edelim. Evet sevgili seyirciler, şu an Çiviköy'ündeki tarihi bir evin içerisindeyiz. Burada bir hayat yaşanmış, burada çocuklar doğmuş, büyümüşler, evlenmişler, torun torbaları olmuş. Şu an görmüş olduğunuz yerin işten acısı bir hali. Madde bağımlıların, mekancıların yeri olmuş. Burada mutfak, kim bilir burada aralar ne yemekler yaptı, çocuklarını büyüttüler. Her taraf kırık dökük. Yine buradan balkona çıkış var. Her şey parçalanmış, talan edilmiş. Dediğim gibi bir tarih yaşanmış burada. Burada yaşayan Rumlar, Yahudiler, Ermeniler şu an neredeler? Devam ediyoruz. Yüksel arkadaş göstererek devam edeceğiz. Evet, görmüş olduğunuz gibi tahtadan yapılmış yerler. Buradan yukarı doğru çıkmaya çalışacağız, çıkabilirsek. Trabzon'un merdivenlerini görüyorsunuz, tarihi merdivenler. Yukarı doğru yavaş yavaş çıkıyoruz. Evet, Yüksel arkadaş dikkat et, buralar kırık. Aşağı düşebiliriz de. Evet sevgili seyirciler, dediğim gibi burada da bir ev var, muhtemelen salon. Burası yatak odası. Burada çocuklar doğmuş, analar çocuklarını büyütmüşler. İşte şu anki hali bu. İşler acısı, yıkılmak üzere. Buradan Anıtta Yüksek Kurulu'na, Büyükşehir Belediye Başkanı'na, Süleymanpaşa Belediye Başkanı'na sesleniyorum. Lütfen bu tarihe sahip çıkalım. Buraları tekrar topluma kazandırmak için bir şeyler yapalım. Evet sevgili seyirciler, görüyorsunuz buranın hali, işler acısı. Buradan Anıtlar Yüksek Kurulu'na, Süleymanpaşa Belediye Başkanı'na, Büyükşehir Belediye Başkanı'na sesleniyorum. Lütfen buna sahip çıkalım. Tekrar bunu topluma kazanmak için bir şeyler yapalım. Özellikle Sayın Tekirdağ Milletvekilimiz Mustafa Yel'e sesleniyorum. Çocukluğunuz burada geçmiş Sayın Vekilim. Siz bari mecliste bir şeyler yapın, burayı gündeme getirin. Yine bir tarihi evin önündeyiz. Görmüş olduğunuz gibi burası da tarihi bir ev. İki katlı. Kapalı muhtemelen. İçinde yaşayan var mı bilmiyorum ama eşyalar falan var, perdeler. Kapalı bir halde. Dediğim gibi buralar restore yapılabilir. Tekrar tarihe kazandırılabilir. Evet, yine aşağıda başka bir ev var. Burayı da Şirinler diye bir firma almış, restoran tarafında yapacağını söyleniyor. Bilemiyorum ne yapacaklar. Burada bayağı tarihi bir ev. Zaten kapısındaki işlemelere bakınca tarihi olduğunu daha anlayacaksınız. Yüksel arkadaş biraz yakın gösterirsek daha iyi olacak. Evet, dediğim gibi burası tarihi bir yer. Harabe bir hale bırakılmış, kaderine terk edilmiş. Tekrar söylüyorum, bunlar gitti gidecek. Yetkililerden çözüm bekliyoruz. Sevgili seyirciler, yeni programdan yine merhabalar. Şu an Çiftlikönü Mahallesi'ndeyiz. Mahalle muhtarımız Şeref Bey ile görüşeceğiz. Şeref Bey merhabalar. Merhaba. Kaç yıldan beri muhtarsınız? 4 dönem, 18 senedir. Şeref Bey, çocukluğunuz burada geçti muhtemelen. Evet, buranın yerlisiyim. Biraz çocukluğunuzdan bahseder misiniz? Nasıldı buralar? Buraları, bizim mahallemiz eski bir mahalledir şey olarak.
Bizim çocukluğumuzda Yahudiler vardı, Ermeniler vardı. Rumlar, ben hatırlamıyorum Rumları ama Yahudilerle Ermenileri hatırlıyorum. Üçümüz karışık şey yapardık. Hep beraber 1990-95 o yıllarda yani şeye göçtüler. İsrail'e birçoğu göçtü. İstanbul'a göçtüler baştan. Sonradan İstanbul'dan da benim bildiğim kadarıyla İsrail'e göçtüler. Halen Facebook'tan, sosyal medyadan kimi zaman rastlaşıyoruz birbirimize. Peki o dönemlerde muhtemelen bizim Ramazan aylarımızda onlar bize saygılıydı. Onların özel günlerinde, kutsal günlerinde biz onlara karşı nasıldık? Biz de aynı şekilde. Onlar bize nasıl saygılıysa onların da hamursuzu vardı. Hatta ben çok hamursuz yemişimdir. Şimdi size bazı arkadaşların ismini, benden daha birkaç yaşlı arkadaşımın ismini vereceğim. Onlar daha biraz daha eski olduğu için, yaşlı olduğu için onlar daha iyi bilir. Hamursuz falan bayramları vardı. Biz yerdik yani onların ne şeyi. Daha doğrusu şöyle aynı fırını kullanırdık. Şeyde hemen garajın, şimdiki garajın çıkışında eski kara fırın vardı. O fırında hem Yahudiler hem biz Türkler ekmeğimizi götürdük, yapılırdı. Böreğimizi götürdük, çöreğimizi götürdük. Orada şey peki yapardık. Efendim, ya bizim Müslümanlardan, Türklerden tepeye çıkan var mı bu çivik önünde? Tepeye çıkandan kastınız nedir? Yani bir oklat olan... Var tabii. Mesela askeriyede var birçok şeyimiz. Benim bildiğim, benim zamanımdan makaracılar diye vardı. General olduğunu biliyorum. Milletvekilimiz Mustafa Ye. Onlar yeni. Ben eskiden bahsettiğiniz evet. için şimdiki tabii Mustafa Yel beraber bizim mahallede yetişmiş bir kardeşimizdir. Hatta valilikte ben çalışırken bizde staj yapmıştım. Ben bayağı oldu çünkü valilikte emekli oldum. 2000 yılında emekli olduğum için 1985-90 yıllarında o da staj yapmıştı. Sonra kaymakam, işte kaymakam adayı falan, sonra siyaset derken şimdi mahallemizden milletvekili olarak görev yapmaktadır. Peki efendim onun evi neredeydi? Onun evi hemen muhtarlığımdan 50 metre aşağıda. Orasını o zamanlar kardeşleri falan vardı. Biz görürdük okula giderken. Zaman içinde hepsi evlendi. Mustafa geldi, o evde yetiştik. Babası altında terzi dükkanı vardı. Terzilik yaparken Nazmi abi şey yaptı. Mustafa da okudu. İşte şey. Bu evin durumu ne halinde? Evi aynı şekilde Mustafa Bey'in evi gibi, bizim de benim de dedemin evi vardı garajın girişinde. Bir de Hüseyin Tezcanların evi vardı yan yana. O evi Süleyman Paşa Belediyesi istimlak etti. Mustafa Bey'lerin evini de Büyükşehir Belediyesi istimlak etti ve onları eski şeyine göre yaptı. Restore yaptılar. Yani. Restore yaptılar. Hem bizim evi hem Tezcanların evini, bizim evi, bir de Mustafa Yel'in babasının oturdukları evi istimlak edip tabii paramızı verdi belediye. Tabii bizim yapma imkanımız olmadığı için bilmiyorum Mustafa Bey'lere sayıp milletvekilimizin durumları o nasıl verdi, isteyerek mi verdi, istemeyerek mi verdi, o konuda bir bilgim yok ama yani sonuçta üçümüzün evi şu mahallemizde restore edildi. Evet, burası da başka bir ev, görmüş olduğunuz gibi hemen restore yapılan binanın yan tarafında. Bura neden yapılmadı, kaderine terk edildi? Yetkililere soruyorum. Şimdi kent konseyinin içine gireceğiz, içeri gözlemleyeceğiz. Evet sevgili seyirciler, görmüş olduğunuz gibi şu an Tekirdağ Kent Konseyi'nin önündeyiz. Burası
2018 yılında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından restore yapılmış Mustafa Yer'in evi. Şu anki buranın hali bu. Hemen yanında da bir ev var. Burada da kimin evi olduğunu bilmiyoruz. İşte buranın hali de işler acısı. Buradan tekrar sesleniyorum Anıtkabir Yüksek Kurulu'na ve Büyükşehir Belediyesi'ne. Bura neden restore yapılmıyor? Yan taraf yapıldığı halde. Evet sevgili seyirciler, şu an milletvekilimiz Mustafa Yer'in evindeyiz. Burada görmüş olduğunuz gibi ailesinin çocukluktan olan anıları var. Buram buram tarih kokuyor. Ve burada Razmi Yel'in babasının özellikle duygulandıran notu var. Özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Az sonra burayı dolaşacağız. Tarihi birlikte yaşayacağız. Bizi izlemeye devam edin. Evet, şu an Bodrum kattayız. Burası zamanında Mustafa Yer'in babasının terzihaneye kullanmış olduğu bir bölünmüş. Arkamda görmüş olduğunuz gibi tarihi eserler diyelim, tarihi tanıtımlar bir şeyler var. Şu an burası mutfak olarak kullanılıyor. Buradan yavaş yavaş yukarı doğru çıkacağız. Yüksel arkadaş gel, ben istersen. Evet, yavaş yavaş yukarı doğru çıkıyoruz. Evet Yüksel arkadaş, dikkatli gel. Alçak bir yer burası. Burası da başka bir bölüm. O da kullanılmış yıllar önce. Şu an belediye tarafından burası. Evrak üzerinde kağıtlar falan var, görüyorsunuz. Devam ediyoruz. Evet. Burası çift daire o gözüküyor. Aynı şeyin boyutu, yanındaki yerin değişik bir boyutu. Aynı şekilde yine odanın bir tanesi burada var. Bir de arka tarafta var. Burası ön cephe. Yukarıda tarihi tahtalar, orijinal hiç bozmamış. Burası herhalde sanırım kiler gibi bir bölüm. Şu an burası mutfak malzemeleri için bekliyor. Evet, burada mı başka bir oda var? Bu oda kilitli. Evet, devam ediyoruz. Üst kattayız. Burada Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Tekirdağ ziyaretlerinin resimleri var. Hemen dönüyoruz. Devam ediyoruz. Burada başka bir oda. Burası şu an belediye tarafından bilgisayar bölümü olarak kullanılıyor. Dediğim gibi aynı şekilde tarihi hiç bozulmamış, orijinal bir halde. Devam ediyoruz. Demin dedim ya, burası çift bölüm diye. Aynı şekilde buranın bir başka bölümü. Burası sanırım toplantı odası olarak geçiyor. Binanın ön cephesindeyiz şu an. Sevgili seyirciler, burayı ben özellikle gösterdim ki Sayın Mustafa Yel'in çocukluğunun geçmiş olduğu, babasının yaşamış olduğu bir tarihi olan bir yer. Buradan tekrar tekrar sesleniyorum. Sayın Meclis Başkanımız Mustafa Şentop'a, Sayın Milletvekilimiz Mustafa Yel'e, böyle yerlere sahip çıkmanız için lütfen yardımcı olun. Tekirdağ Süleyman Paşa'yı kalkındıralım. Evet, devam ediyoruz. Yine şu an girişin bir ön tarafındayız. Arka tarafındayız, pardon. Burada da yine toplantı bölümünün başka bir boyutu var. İşte burası. Bugün Süleyman Paşa da tarihi evleri dolaşmaya devam ettik. Son durağımız burası oldu. Biraz sonra mezarlığa gideceğiz ve tarihi orada araştıracağız. Ben İrfan Demir, bizi izlemeye devam edin. Ne diyeceğim, ne kadar Yahudi vardı zamanında burada? Şimdi Yahudilerin başladığı alan
Haman bayırından itibaren şeye kadar polislerin hakkında sizin dediğiniz kadar daha doğrusu oraya kadar o alanda değiller. Çıkık önüne giden o yolda garaja giden o yolun solunda daha girer girmez soldan itibaren de evler vardı. Yahudi Sami deriz. Onun evi vardı. Onun yanında lokumcular vardı. Sırayla takip ediyoruz. Biraz ileride bir çeşme var. Eski çeşme. O eski çeşmenin karşısında, sağında, solunda hep Yahudi hemşerilerimiz vardı. Nerede bunlar? Bunlar belirli bir zaman geldiği zaman bunlar satmaya başladılar evlerini veyahut da kiraya verdiler ama genellikle satıp İsrail'e o zaman Filistin'e gittiler söylüyorlar. Sonradan bu evler kaldı tarihi eser anlamında. Bakımsız kaldı. Kendi kendine böyle yaşlanmış, hani topallayanlar, saçı dökülenler gibi bir o parça düştü. Bir parça düştü, bir de baktık yerde dümdüz oldu. Tarihine sahip çıkamadık galiba. Efendim? Tarihine sahip çıkamadık galiba. Çıkamadık tarihine. Yani bir de neden yapılmıyor arkadaş? Yani bu ev, yani niye tazelenmiyor veya tarih? Babasını ben eskiden kaderim. Mahallemizin abilerinden biri. Nitekim kısmet onun orada Tekirdağ'da güzel bir oluşumla milletvekili olması gururlandı. Haberden sonra Sayın Gülçik'in bu evini gördüğü için bizim de seslendim ve sahip çıkarlar diye düşünüyorum. Peki hiç burada kalan Yahudi çocukları, torunları falan kaldı mı? Bunlar şimdi kalmadı. Yani hepsi gitti. Hiç Yahudi kalmadı. Yalnız Tekirdağ ve çocukluğumuz diye bir site var. Burada biz Yahudilerle görüşüyoruz. Siz de incelerseniz görürsünüz. Onların çocukları, torunları aynı dostlarımız gibi, yakın dostlarımız gibi temasımız oluyor. Orada bir görüşme oluyor internet üzerinden. Zaman zaman Tekirdağ'a geliyorlar. Hatta onlar anlatıyorlar. Geldi. Evet sevgili seyirciler. Tekirdağ Silivan Paşa'da Yahudilerin, Rumların yaşamış olduğu evleri gittik, gördük, yerini inceledik. Şu an mezarlıktayız. Burası Yahudi mezarlığı. Dediğim gibi bir tarih yaşamış. Burada insanlar yaşamışlar, hayat sürmüşler ve çoğu ölmüş, buralara gömülmüş. Ama buranın da bir özelliği var, kaderine terk edilmiş. Mezarı görüyorsunuz mezarlığı, harap bir halde. Kırık, dökük. Geliyor aslında madem buraya mezarlıkları ziyaret ediyorlar mı? Tabii ziyaret ediyorlar. Ziyaret ediyor. Şimdi benim Yılmaz arkadaşım, mahalle arkadaşım bunu şimdi hatırlamaya çalıştım. Ben tabii yıllar geçti aradan bazı şeyleri unutmuş olabiliyoruz. Yukarıdaki garajın üst tarafında şimdiki Emniyet Müdürlüğü'nün üst tarafında kalan yer arkasında maşaplık geldik oraya. Orası Yahudilerin mezarlığıydı. Hatta Ermeni mezarlığı var orada. Oraya hatırlıyorum ben çocukken meraklıydık. Cenazeleri olduğunda giderdik. Takılırdık ne yapıyorlar acaba bizim gibi bir de. Hani gömülüşünü, şeylerini, anneannelerini, şeylerini, yaşantılarını oradan daha iyi takip ediyoruz. Efendim çok çok teşekkür ediyorum. Biraz sonra mezarlığa gideceğiz, orada araştıracağız. Vermiş olduğunuz bilgi... Çok memnun oldum. Evet sevgili seyirciler, biraz sonra eski evleri izlemek için dolaşacağız. Eski mezarlığa geçeceğiz. Biz izlemeye devam edelim. Orada da vereyim mi bilgi mezarlıkla ilgili? Gerek var mı? Evet.
Şimdi bizim Türk mezarlığı ile Yahudi mezarlığı yan yanadır. Şu an koruma altında bekçisi yok ama bizim mezarlar ne yapılıyorsa Yahudi mezarlığı da aynı durumdadır yani. Gidip, arasında bir fark yoktur. Gidip gözlemleyeceğiz. Tabii gözlemleyin ama benim şahsi fikrimi ben söylüyorum. Anladım. Çünkü eski, adı üstünde eski mezarlık olduğu için işte çevrili bekçisiz. Sonuçta bekçisiz. Yani yıpranıyor. Onların mezarları da yıpranıyor ama şeyin mezarları da yıpranıyor. Bizim mezarlarımız da yıpranıyor. Benim dedemler burada gömülü mesela bu mezarlıkta. Taşları kırık, şeyleri kırık. Dicen sahip olamıyorsun. Artık mezarlık zaten kalkmak üzere. Mezarlık basmını bitirmek üzere. Başlamış bir halde. Bu da yet. Ben 47 seneden beri bu işi yapıyorum. Bugün bir iş yapmadık ki çocuğuna bir şey vermedi. Daha önce kadar peki daha çamur içindeydi. İki gün önce seçim vardı. Ülkede beka vardı, seçim vardı, şu vardı, bu vardı. Gel pazar yeri istiyoruz kapalı. Rahat edelim. Onların baştaki hahamlara seslenmek istiyorum. Neden tarihinize sahip çıkmıyorsunuz? Bugün Trakya Türk Divi olarak yaklaşık Süleymanpaşa'da birçok evi dolaştık. Birçok tarihi ortaya çıkarmaya çalıştık. Son noktamız da mezarlık oldu. Bir başka programda görüşmek üzere. Ben İrfan Demir. Bizi izlemeye devam edin. Daha önce kadar peki daha çamur içindeydi. İki gün önce seçim vardı. Ülkede beka vardı, seçim vardı, şu vardı, bu vardı. Gel pazar yeri istiyoruz kapalı. Rahat edelim.